80 sonrası gelen en büyük trendlerden bir tanesi açık ilişki kavramı. Şimdi bunu mesela ilk defa Facebook'ta gören bir nesiliz biz, tamam mı? Bir nesil var açık ilişki. O ne ola ki yani açık ilişki falan. Hani esnaf gibi öyle şey açık kapalı böyle bir ilişki modeli mi var yani? Ne demek açık ilişki? Horowitz diyor ki açık ilişki kavramı 1980 itibariyle doğan Y kuşağı milenyallerle birlikte lügatımıza daha da dahil olan şeylerden bir tanesi. Var mı açık ilişki? Var mı? Açık ilişki mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Değil mi? Bence mümkün. İngilizcesini de söyle. Open relationship. Bir, açık ilişki. Açık ilişki şu, herkes kafasına göre takılsın. Ya şu, açık ilişki yani her iki tarafta başkalarıyla romantik veya cinsel neyse yani o ilişkileri yaşayabilirler. Ama aslında dip toplamda bizim böyle onlardan daha süreklilik arz eden bir ilişkimiz var demek. Yani biz düzenli sevişiyoruz, diğerleriyle böyle arada takılıp gelebilirsin. Açık ilişki bu demek abi, açık ilişki ne olacak? Zaten Tinder'da sağa sola çektiğim bir noktaya geldikten sonra artık onun açık ilişki... Ulan MBA'in kavramı değişmiş. MBA bak. MBA diye... MBA nedir? MBA, Master of Business Administration. Yani işletme master'ı. Ben altında mesela bir arkadaşlık sitesinde kızın... altında MBA'yi görsem derim ki ya benim yüksek lisansım da medya üzerine. Ama aslında MBA'in şu anki internetteki açılımı married but available. Evli ama yollu. Olaya bak anasını satayım. Yapmış master'ın işte. Abi yapmış da biz işte aynı konunun master'ı değiliz. Yapmış, çocuğu da yapmış, kocayı da yapmış. Devam da ediyor, doktoraya da uzatmış konuyu diyorsun. İyi işletiyor diyorsun ya. Kocayı iyi işletiyor demek ki.